merhaba, ben Yeşim. Ne iş yapıyorsun sorusuna kısa cevabı olmayanları ağırlayacağımız Bugamundi'nin yeni podcast serisine hoş geldiniz. Merhaba Cem, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Senin sormalı. Ben de iyiyim. Ne iş yapıyorsun Cem? Ben grafikerim ve performans fotoğrafçısıyım. Çok kısa bir şekilde <laughs> anlattın. Bu iki işi birlikte ne kadar süredir yapıyorsun? Önce oradan yavaş yavaş başlayalım. Yaklaşık ikisi birlikte e, 6 seneden fazla oldu. İkisi birlikte gidiyor. Yani 15 yıldır grafikerlik yapıyorum. Ajanslarda çalışıyorum 15 yıldır. Performans fotoğrafçılığında profesyonel olarak 6 yıldır yapıyorum ama onun öncesinde de yine konserlere gidip fotoğraflar çekiyordum. 6 yılın öncesinde de gizli gizli girip çektiğin fotoğrafların falan varmış evet, aslında. Evet, 6 seneden daha uzun bir süre konserlere makinemi kaçak sokup fotoğraflar çekiyordum. Kaçak gelip çıktığın dönem ve sonrasında 6 yıl önce hemen hemen bu işe profesyonel başlama sürecim var. Aslında bir yanıyla da çalıştığın, gündüz çalıştığın bir iş de var. Bu işi daha profesyonel yapmayan, performans fotoğrafçılığında daha profesyonel yapmaya iten, motive eden o duygu ya da karar, an nasıl oldu? Performans fotoğrafçılığı yapmak isterken buldum birden kendimi. Çünkü çok uzun zamandır hep böyle konserlere giderim. Yani ergenlik döneminde. Biri. İşte en sevdiğim şey konserlere gitmektir falan böyle o yaşlardan beri. Daha sonra birden bir vaktim elimde fotoğraf makinesi var ve ben fotoğraf çekmeye başlamışım konserlerde kaçak kaçak. Daha sonra sadece fotoğraf çekmek için konsere gittiğim zamanlar vardı. Yani, takip ediyorum işte mekanları. Hiç dinlemediğim bir sanatçı. Hiç bilmiyorum ama bakıyorum bayağı fotojenikmiş. Ha bundan fotoğraf olurmuş deyip bilet alıp gidip fotoğraflarını çekiyordum. Sonra bu işi baktım ki yapmak istiyorum çünkü seviyorum sürekli bunun için bir şeyler yapıyorum derken belli şeyler bir araya geldi ve ben bu işi yapmaya başladım artık. Aslında kendinden gelişen bir süreç evet, oldu. Evet tamamen yani buna hiç böyle net bir kararım olmadı. Yani ben performans fotoğrafçılığı yapacağım Deyip de başlamadım. Birden baktım ki yapıyorum, yapmak istiyorum. Sonra da birden baktım ki yapıyorum Bir yandan gündüz yapmaya, grafik hali yapmaya devam ettim. Bir yandan evet. performans fotoğrafçılığına başladın. İlk yılları çok bilinmesen bile son zamanlarda haftanın en az 3-4 günü genel olarak Daha iki var. ayrı mekanda... Geceleri de bir performans fotoğrafçılığı yap. İş yükü, o yoğunluk, devam ettirme sürecin Tamam hani şimdi pandemide daha hafif olan bir süreç var ama o pandemiye kadar ki o yoğunluk sürecinde nasıl hayatına devam ediyordun? Neredeyse günde maksimum 5 saatlik uykuyla. Her gece benim eve gelmem 12 biri buluyor. İşte yatıp saat 5 gibi kalkıyorum. Fotoğrafları editleyip gönderip Normal hazırlığımı yapıp diğer işime gidiyorum. Saat 9'da başlıyorum. 6'da o iş bitiyor. Oradan tekrar zorlu Babilon böyle geçti. Hiç şey istediğin oldu mu? Mesela bazı sanatçılarda fotoğraf çekmeyle alakalı süre çok kısıttı. Evet. İşte ilk üç şarkı işte ya da sadece tek parça vesaire izin veren konser özneninde konuşuyorum Tabii tiyatro hı hı. biraz daha farklı ya inşallah bu konserde sadece tek şarkıdır ve evime gider uyurum dediğin anlar oldu mu? Hiç olmadı hatta ben genelde konserlerin sonuna kadar kalırım ve yani bu benden beklenmez. 5-6 şarkıda zaten alacağımı alırım. Çalıştığım mekanların işini görecek fotoğrafları hı hı. zaten alırım ama bu bana yetmiyor. Son... Zaten en iyi fotoğraflar konserlerin sonunda olur. Çünkü hem sahnedeki performans sergileyen kişi ya da grup onlar ki artık böyle kendilerinden geçmeye başlıyor. Seyirciler kendilerinden geçmeye başlıyor. Orada sonlara doğru böyle bir dağılma falan olduğunda çok daha iyi fotoğraflar ortaya çıkıyor. O fotoğrafları seçme sürecin nasıl ilerliyor peki? Fotoğrafları seçme sürecim zaten çalıştığım mekanlar hemen konser akşamında sosyal medya paylaşımları yaptığı için Konserden hemen sonra kendimi öyle bir köşeye atıyorum ve hemen telefona atıyorum fotoğrafları. Oradan seçiyorum. Bütün fotoğrafları görüyorum. İşte 300 kare ya da 500 kare ne çektiysem hepsinin üstünden bir geçip 10-15 tane ilk etapta seçiyorum. Ve bunları sosyal medya paylaşım için mekanlarla paylaşıyorum. Sonrasında da sabah kalkıp konserin diğer fotoğraflarını da editliyorum. Benim için aslında normalde maksimum bir konserden 10 tane iyi fotoğraf çıkar. Ama tabii kullanılabilecek başka fotoğraflar da yine çıkıyor. Onları da editleyip normal tekrar hayatıma böyle devam ediyorum. Kendi şimdi. arşivleme sistemin var mı? Var, burada. Var. Kaç tane hard diskim var? Bu şu, 6 yıl içerisinde. Şu an bir bilgisayar ve 4 yedekli gidiyorum. 4 yedekli. Evet. Ben kendi hard diskimi sürekli yanımda taşıyorum. Geçenlerde hı hı. bir arkadaşımla konuştum. Evime hırsız girerse diye hard diskimi hep yanımda taşıyorum. Bakkala giderken bile demişti. <laughs> Sen bunun çözümü olarak 4 4 hard diskle de aynı fotoğraf. Evet Bir fotoğrafın 4 kopyası var. İnanılmaz bir arşiv yani. var öyle, o zaman. öyle olması gerekiyor. Ee, Hatta artık şimdi internet üzerinde de depolayabileceğiniz büyük alanlar var. Şu anda aslında bütün Arşivimi oraya yığmayı istiyorum hmm. hem benim için erişimi de daha kolay olacak İşte her zaman evde olmuyorsun ya da İstanbul'da olmuyorsun Bilgisayarına ulaşamıyorsun falan ama bazen fotoğraf istiyorlar bazen mekanlarda hani arşivlerinde bulamıyorlar bir şey oluyor o yüzden hem daha çabuk cevap verebilirim hem de artık en güvenilir yer başına bir şey gelmeyecek kısmı ne biliyor hiç bastırıyor musun fotoğraflarını peki hiç bastırmadım hiç bastırmadım hiç bastırmadım çünkü bastıracağım zamanı bekliyorum. Aynen. Ee, benim... Yani en çok yapmayı istediğim şey çok iyi bir kitap haline getirip kitap olarak çıkarmak. Ama ya bunun inşallah. için baya bir yaşlanmam gerekiyor. Yani öyle düşünüyorum. Yani bu hemen olacak bir şey değil. İşte yani daha yıllar sonra falan öyle olacak. Yok. <laughs> yani şey bir de yani çekmek istediğim gruplar var. Onları çekmek istiyorum. Bu bir kitap olacaksa kitap olmaya değer bir içeriği olsun. Hmm. Yoksa şimdi de çıkarttım. Yani 6 senede 3000'den fazla ayrı performans çektim. Şu anda da adı kitap olacaksa çıkartırım ama hiçbir anlamı olmaz benim için daha uzun süreli bir emek Halen daha basılıya olan sevgiyle ilgili bir durum mu? Fiziksel temas etmeyle ilgili bir şey mi? Arşiv benim için asıl bu arşiv niteliğinde olacak zaten olursa. Kitap olarak basılı ve dokunabileceğin bir şey olması daha kıymetli. Yani bir bilgisayardan bakmakla kitaptan bakmak ya da bir sergide direkt karşında alıp fotoğrafı bakmak çok daha farklı. Aslında performans fotoğrafçılığı bir yanıyla ile de bir belgeleme ile alakalı bir durum ve önemli bir belgeleme. Hem mekan için hem müzisyen için hem de o dönemin kötü sanat ruhunu seyircisinden işte çalışanına, ışığından, o anki o teknik her şeyle ilgili bir belgelemeyle alakalı bir şey. Hiç böyle zihnine geldi oluyor mu? Şu kişinin belgeseli çekildiğinde yarın öbür gün bana da gelseler ve ben de elimdeki fotoğrafları paylaşsam dediğin bir sanatçı var mı şu ana kadar çektiğin? Yani belgeseli ne kadar isterim? Ya o biraz daha böyle hani video içeriği gibi olduğu için beni çok şey çekmiyor. Tek bir şey yapmak istiyorum fotoğraf. Yani ne yapacaksan yani yapacağım, ortaya koyacağım belge de fotoğraflı olsun. Hiç böyle hani video işte belgesel vesaire falan herhalde sıcak olacağım bir şey olmaz herhalde. Aynı zamanda bir hazırlık süreci de var büyük bir ihtimalle. Genel olarak bildiğim mekanlara gitmen ayrı bir durum. Ama <laughs> her sanatçının performansı da birbirinden... Ya da her bir performansın da yapısı birbirinden daha farklı. O hazırlık sürecini nasıl yaşıyorsun? Şöyle e, bilmediğim gruplar hatta aslında bildiğim e, gruplar da olsa. Daha doğrusu beni heyecanlandıracak böyle gruplar olduğu zaman e, direkt şey yapıyorum. Artık YouTube'dan açıyorum videolarını, konser videolarını. Hı. izliyorum. hangi şarkıda daha fazla coşkulular, hangi şarkıda daha böyle iyi fotoğraf alabilirim. Bunlara bakıyorum. Hazırlığım bu ama bunu da galiba... Son pandemiyi saymıyorum tabii hı hı. pandemi dönemini onun öncesindeki yani bir bir buçuk yıldır onu da yapmıyorum artık şey deniyorum şimdi konser başladığında kendimi bırakayım her şey o anda başlasın ve bitsin öncesinde yani grubu tanımak önceden çok keyifliydi bazı çektiğim fotoğraflar var konserini izleyip hangi fotoğrafı çekeceğime karar verdiğim ve konser hı hı. gününde çektiğim fotoğraflar bile var ama son dönemde onu bıraktım ve tamamen böyle akışına bırakarak. Orada ne çekebiliyorum? Biraz daha keyif almaya başladım ondan. Ve sanki çektiğim son işte bir buçuk iki senedir çektiğim fotoğrafları da daha çok sevmeye başladım. Örneğin bazen seyirci olarak bir konserde ya da bir performansta ama özellikle benim için konserde kitlendiğin, o performansa kitlendiğin anlar olabiliyor. Ve aslında o anlar daha fotoğrafik anlar da olabiliyor. Hani bir evet. ayin gibi geri dönüp baktığımda o tip konserlerden hiç fotoğraf çekmediğimi falan fark ediyorum bazen. Sende de hiç öyle kitlendiğin ve sonra da ya fotoğrafı çekmeyi unuttum dedim yan oldu mu? Yok zaten beklediğim anlar hep o anlar. O yüzden <laughs> o anı mi? gördüğüm anda evet. Sen... Ben, ben de belki yani sahnedekiyle neredeyse aynı hissiyatta olup e, bazen şey yapıyorum yani insanları gerçekten rahatsız ettiğimi hissediyorum. Çünkü harekete etmem gerekiyor. Bazen bazı konserlerde o pit alanı olmuyor. Direkt sahne ile seyirci yapışık oluyoruz. Ben de tabi aralarında oluyorum. Bayağı insanların üzerinden geçerek diğer tarafa gitmem gerekiyor falan. Ben de dediğim gibi şeyim. E, Peki o şey mi? Beklediğim için kaç, kaçırmam ya kaçırmadım da bugüne kadar. Yani acaba ya keşke bu anı ben de onlar gibi izleseydim ve fotoğraf çekmeseydim mi diyorsun yoksa hayır ya iyi ki bu anı fotoğrafçısı ben miyim diyorsun. Evet çünkü benim de anı saklama şeklim bu yani. Bana orada işte insanlar mesela fotoğraf çekilirler vesaire falan ama ben hiç sevmem de yani hiçbir, hiçbir ünlüyle de fotoğrafım yok. Gidip kuliste de çektirmedim. Benim anım, kameranın arkasındaki anım veya yani ben de anılarımı aslında böyle biriktiriyorum bir yandan. O yüzden istediğin şey zaten evet, buydu büyük şey ihtimalle. Bu. Evet, istediğim şey bu. Evet, bir yanıyla da aslında kulislerde de fotoğraf çekiyorsun. Evet. Kuliste çekmekle sahnede çekmek arasında o sanatçılar özelinde konuşalım. Bir büyük bir farklılık oluyor mu? Ya büyük bir farklılık. İşini zorlayan. Yok, işimi zorlayan bir şey olmuyor. Hı. Ya zaten izin veriyorlarsa onlar da zaten kuliste de çok rahat. Genelde rahat insanlar zaten. Bazen bazıları gerilebiliyor ya da içeride kalmış süremden rahatsız oluyorlar. Bunu zaten direkt anlıyorum çünkü en insan istemediği şeyi belli ediyor. Onlar daha fazla ediyor hatta. O an zaten ben de bırakıp çıkıyorum. Yani fotoğraf alamıyorsam Alamıyorumdır. Yani. Ama kuliste bir fotoğraf çekmeyle ilgili çalışıyorsun o zaman büyük bir ihtimalle. Evet evet yani geldiğince yetişebildiğim bazen aynı anda 3-4 konser başlıyor. Zorlu da 3 ayrı mekan var. 3-4 ayrı mekan var. Babilon var. Bazen yetişemiyorum kulislere ama yetişebildiğim kadarını Pandemi isteyip, bitti diyelim. Bu yollar yine devam etmek istiyor musun? <laughs> çok fazla. Daha fazla da olabilir yani. Pandemiden zaten sıkıldık. Yani o eski yoğunluk ne güzelmiş. <laughs> çünkü herkesin böyle tek işten bile çok yoğun olduğunu söylediği bir dönemde iki Hı -hı. işine de devam etme isteği bana garip geldiği için zaten. Bu röportajları da yapmak istemeye başlamıştım. Ve pandemi bittiğinde tekrar o eskiye geri dönme isteği daha da garip bir durum. Evet ama tabii daha da ilerisinde fotoğrafçılık tek kalacak. İki iş çok fazla devam etmeyecek çünkü... Fotoğrafçılıkla ilgili yapmak istediğim başka şeyler de var. Şimdi ben sadece performans fotoğrafı Hı -hı. çekiyorum ama aslında özellikle müzik dünyası içerisinde her şeyi çeken birisi olmak istiyorum. Yani poster çekmek, poster fotoğrafları olabilir, ee, afişler olabilir, albüm kapakları olabilir. Hı -hı. Bunları yavaş yavaş çekmek istiyorum. O yüzden onlar da işin içine girdiğinde artık gündüz yaptığım grafikallik işine herhalde çok vaktim olmayacak. Peki müzik dinleme alışkanlığında herhangi bir değişiklik oldu mu bu süreçte? Değişiklik olmadı ama şeyi çok sevmeye başladım. O daha önce olmuyor. Yani bir konsere gittiğimde çok yani etkilenirsin bir konserden falan hani etkisinde çok kalmıyordum ama şimdi bir konserden etkileniyorsam bir hafta 10 gün o grubu falan dinliyorum. Yani hmm. O gruptan başka hiçbir şey dinlemiyorum neredeyse. O çok öncelerden yoktu ama bu son dönemlerde onu yaşıyorum ve çok o şeyi çok seviyorum. Yani çok bildiğim bir grupta olabilir, bilmediğim bir grupta olabilir, Hı -hı. hiç fark etmez. Bayağı böyle bir hafta on günüm onunla geçiyor. Ajans tarafında da şöyle bir şeyim var. Bazen çok yoğun olduğum dönemde hızlanmam gerekiyor artık böyle. Bayağı işte vitesi yükseltmek gerekiyor. Hı -hı. Orada da hiç değişmeyen Rammstein ve Placebo dinleme alışkanlığı. Onları Hı -hı. açtığım zaman ben bayağı bir vitesi yükseltiyorum. Çekme fırsatın olmadı muhtemelen ikisini de. Placebo'yu çekebildin evet. mi? Aa. Peki Rammstein'de çekme isteği var mı yoksa? Çok fazla var yani ilk çekmek istediğim 5 kişiden biri işte e, Till daman Rammstein'in solisti çok çok istiyorum. Placebo'da da hayran olduğum bir grubun fotoğrafını çektiğin o süreç içerisinde bir hayal kırıklığı gibi bir şey oldu mu yoksa tam tersi mi oldu mesela? Yok Nasıl ta tanışamadım oluyor da zaten Hı. her konserini çektiğin kişileri de tanışamıyorsun. Tabii. Sonra. Özellikle işte yabancı gruplar geldiğinde kulislerine çok giremiyorsun. Ama performans olarak zaten dört kez ya da beş kez zaten izlemiştim. Yani hmm. dört kez mi beş kez mi neyi gelmişler Türkiye'ye. Galiba bir konserini mi ne kaçırmıştım herhalde. E, o yüzden bir hayal kırıklığı yaşamadım. O tamamıyla profesyonel bir şey gibi oldu. Peki Rammstein dışında da çekmek istediğin grup, kişi... Mick Jagger'ı şey çekmeden var. ölmek istemiyorum. <laughs> e, Tom York'u çekmek istiyorum. Onun dışında Shade'i çekmek istiyorum çok fazla. E, Chris Isaac'i çekmeyi çok çok istiyorum. Bir de galiba Madonna'yı bir de çok çok çekmek istiyorum. Yani çünkü o da o da büyük bir efsane. Zaten böyle Michael Jackson'ı kaçırdığıma çok üzülüyorum. en çok ona üzülüyorum. Yani keşke o dönemlerde fotoğraf çekebiliyor olsaydım falan. O dönemlerden işte yani Sahnesi iyi olanlardan yine Madonna en azından hala var. Belki o gelirse ya da artık benim gitmem gerekiyorsa ben gidersem bir gün çekmeyi çok istiyorum. Tabii Türkiye'ye gelip gitme durumları artık biraz daha zor, e, zor ve koşullarda nasıl olacağı da çok da belli değil umarım hani senin gidip çekebileceğin bir şey olabilir peki Michael Jackson gibi böyle konser veremeyecek durumda olan değil. başkaları var mı ya da şu konserde ben olsaydım hmm. şu fotoğrafı ben çekerdim o çok çok fazla ya genel olarak şöyle diyorum keşke ben şimdi böyle 80'li yaşlarında falan olsaydım da işte Elvis Presley'den tut işte Radiohead'e kadar bütün kuşaklardaki böyle starların hepsini çekip artık yaş yaşını başına almış <laughs> işte sonunu Böyle bekleyen biri olsaydın. Bunun sebebi yani. hani biraz daha yeni nesil müziğe çok ısınamamakla ilgili bir durum olabilir mi? Yeni nesil müzik demek çok doğru mu bilmiyorum ama ben Ya anladım. yeni nesilde de çok iyi müzik yapanlar var ama şimdi yeni nesilden kim efsane olacak bilmiyorum yani. Efsane olacak kalitede, kalitede demeyeyim o yanlış olur ama bilmiyorum ya. Yani. Eskilerin hepsi efsane neredeyse bir, bir sürü yüzlerce efsane insan var şimdi hı hı. Hepsini tabii ki çekmeyi isterdim. Mekansal olarak hayal kurduğun bir şey var mı? Mekansal ya... olarak zaten şu an burada çekebileceğim en iyi mekanlarda Hı -hı. fotoğraf çekiyorum. Onun dışında daha üstünü hayal edemem ki burada. Zaten zorlu ve babilonlu yani. Verebilecek her türlü alt yapıları var diyeyim. Evet. Aslında sürekli değişken bir yapı var. Sahnedeki değişiyor, seyircisi değişiyor. Mekanın sabit bir ışıkçısı olması ayrı bir durum ama grubun kendi ışıkçısı da olabilir hı hı. sanatçının ya da bir tiyatro da olabilir o ya da başka bir sahne performans olabilir. Bu tip durumlarda bu sürekli bir değişkenlik, bir yapı var ve bu değişkenlik hı hı. içerisinde kendi yaptığın işi başkasına öğretebileceğini hiç düşünüyor musun? Yani ben birine de bu performans fotoğrafçılığını öğretebilirim gibi böyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü ya çok öğretilebilir bir şey değil performans fotoğrafçılığı. Ya bu tamamen e, fotoğrafı çekenin ee, ne çekmeyi istediğiyle alakalı. Ya yani ben şimdi yanında birine getirsem ve ona desem ki şu tarafa git, şu açıdan çek. Zaten o oraya gidene kadar sanatçı zaten açısını değiştirecek, başka bir yere geçecek. Işık başka bir ışığa dönüşecek vesaire falan. O yüzden çok bu çok öğretilebilir bir şey değil. Bu tamamen ne çekmek istediğinle alakalı ve tamamen fotoğrafçıyla alakalı. O yüzden Sen en çok vurguladığın şeylerden biri aslında o fotoğrafçının ne çekmek istediğiyle alakalı. Hani Hı. ortaya çıkartmak istediği o fotoğrafın ne olduğuyla alakalı bir durum. sen. O fotoğrafın nasıl bir şey olmasını istiyorsun? Ben çektiğim fotoğrafta aslında hani e, gözün gördüğünü değil de daha çok beynin algıladığını göstermeyi Hı. seviyorum. Yani şöyle ki şimdi konserde bir konserdesin düşün. Tamam her şeyi göz her şeyi görebiliyor. Tamam net. Okey. Ama onu algılayış şeklin çok farklı. Her şeyi yakalayamıyorsun. Yani çünkü o anda sen zıplıyorsun, sahnedeki ayrı bir hareket ediyor, işte birileri sana çarpıyor vesaire falan. Bir bulanıklık var, bir hı hı. Ka karmaşa var. Ben de çektiğim fotoğrafta aslında onu daha çok seviyorum. Böyle net, cam gibi fotoğrafları sevmiyorum. Hı hı. Diğer böyle karışık, karmaşık fotoğraflar bana daha sanki şey gibi geliyor. Fotoğrafta geçmişten kalan bir şey. Sen de bir şeyi hatırladığında, yani az önce başına gelen bir şeyi hatırladığında bile çok net hatırlayamıyorsun. Burada. Böyle hı hı. parça parça hatırlıyorsun. O yüzden böyle karmaşık fotoğrafta sanki ona daha yakın gibi geliyor. Ben aslında bunun peşindeyim. Bir de çok hissiyatın güçlü olduğu fotoğrafları, yani hissiyatın güçlü olduğu anları fotoğraflamayı seviyorum. Ve bu da tabii söylediğin gibi çok da öğretilebilecek olmuyor. Biraz kendi imzanda. Peki performans fotoğrafçılığına başlayacak ya da başlamak isteyecek kişiler için önerebileceğim bir şey olur Yani ellerine makinalarını alsınlar ve sadece fotoğraf çeksinler. Yani. Çünkü her zaman her şey istediğin gibi olmuyor. İşte ben de konserlere kaçak makinemi soktuğum zamanlarda birileriyle tanışmak isteyip tanışamadım. Tanıştığım insanlar daha sonra işte yardımcı olabileceklerini söyledi, söyleyen insanlar ne telefonlarımı çıktılar ne yardımcı oldular falan ama ben tek bir şey yaptım. Bilet alıp konserlere gitmeye devam ettim. Onun sonunda da şu an Zor ve Babilon'da Altı yıldır fotoğraf çekiyorum. Türkiye'de performans fotoğrafçılığı kavramı da çok yeni yeni son belki de 3-4 senedir evet. oturmaya başlayan bir şey olduğu için bir yanıyla da kariyer olarak da çok zorlu bir süreç aslında. Seçici ve belli standartları olan mekanlar ve sanatçılarla birlikte çalışıyorsun. Senin beğendiklerin ve onların beğendikleri ya da e, tüketicinin beğendikleri arasında bir farklılık oluyor mu? genelde çalıştığı mekanlarda konser veren insanları dinlediğim gruplar vesaire falan hı hı. oluyor. Tabi aralarında olmayanlar oluyor mesela. Zorlu'da ve Babilon'da çok fazla pop konseri olmuyor. Bu da benim çok sevdiğim bir durum <laughs> oldu. Daha çok böyle e, orada rock performanslar oluyor. da, yani caz çok dinlemiyorum ama caz performanslarını çok seviyorum. Çünkü onlarda da ayrı bir güzel hı fotoğraflar hı. oluyor. Öyle benim sevimsiz bir durum olmuyor açıkçası. Yani. Anladım. Peki caz için söylediğin şey üzerinden gidersek bu jandranın fotoğrafları daha iyi çıkıyor aslında diyebileceğim bir alan var mı? Aslında yok yani sahnedeki caz söyleyen biri de olsa rapçi de olsa ya da rock yapan birisi de olsa önemli olan hissiyatı. Eğer sahnede çok hissiyatlı bir performansı varsa ve kendi hani kendinden geçen <laughs> Birisi de zaten ondan ister istemez fotoğraf Biraz çıkıyor. Biraz daha janradan bağımsız evet. bir süreç aslında. Bir şeyden bahsettin. Hani son bir buçuk iki yıldır çektiğim fotoğrafları daha çok beğenmeye başladım. Daha önceki fotoğraflarındakileri eleştiriyor musun? Kendi kendini eleştirdiğin, özelleştiri yaptığın şeyler ağırlıkta oluyor mu? Eleştirilecek Yani bunu da şimdi eleştirmeye kalksam Aslında bu biraz daha böyle hayıflanmaya girecek yani Keşke hani biraz daha Ne bileyim farklı bir açıdan çekseydin e, Ne bileyim bir yarım saniye sonra Belki bassan neklan şöyle Hı -hı. Bunun içinden çıkılmaz yani Çünkü Hı -hı. o kadar fazla an var e, Bir konser başlıyor 90 dakika minimum e, Bir sürü an var Şimdi hangi birine şey yapayım e, O yüzden zaten e, Dediğim gibi es, eskiden tamam Şimdi baktım yani kötü demiyorum ama biraz daha tarzım galiba ya oturmaya başladı ya da sevdiğim şeyi buldum. Hmm. Galiba bunun dışında ne olabilir onu bilmiyorum ama şu anda tam böyle yapmak istediğim şeyi herhalde buldum. Bu tarzda gider gibi. Bunu devam ederek pandemiden önceki süreç içerisinde konuşuyorum. Kendi günlük akışında bu yoğunluk içerisinde başka hiçbir şeye vakit ayıramıyor muydun? Evet. Sadece çalışıyordum. Sadece çalışıyordum. Ya. Yani. 6 yıldır Yok ya. Yani... Pandemi benim için bir dinlenme şeyi oldu diyenlerden misin o zaman? Oldu ama sevimsiz oldu yani. Şu an hmm. bir an önce tekrar şey yaparım. Böyle aynı tempoya hemen girerim yani. Hiç değişen bir şey olmaz benim için evet. diyorsun. Tamam o zaman çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin ya da söylemek istediğin başka bir şey olur mu? Yok sanırım. Tamam. Bilemedim. Tamam o zaman görüşmek üzere. Tekrardan teşekkür edeceğim. Çok teşekkür ederim. Bugamundi <laughs> sundu.